Merhaba ben avukat Murat Tezcan. Bu kanal uzunca bir süredir sizlerle buluşuyor. Gayrimenkul hukukuna ilişkin paylaşımlarda bulunuyorum. Bu paylaşımlar sadece tabii ki vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik değil. Aynı zamanda hem avukat meslektaşlarımda hem de hukuk öğrencisi meslektaşlarımız tarafından da yakından izleniyor. Bu sizlerden gelen sorulardan rahatlıkla anlayabiliyorum. Geri dönüşler bu yönde oluyor ve ben de çok mutlu oluyorum ve aslında bu YouTube macerasına başladığımda oldukça şüphelerim olmasına rağmen artık o şüphelerin tümüyle terk etmiş durumdayım ve bu paylaşımları hızını arttırarak devam ettirmeye çalışıyorum. Çünkü faydalı olduğumu görüyorum. Bu faydanın daha da geniş kitlelere ulaşması için de tabii ki daha fazla video çekmeye de çalışıyorum. Ama bugünkü videom aslında bir hukuki uyuşmazlığa ilişkin değil o videoların altına yaptığınız yorumlarda bana doğrudan sorduğunuz sorularda ya biz hukukçu olarak ya da işte hukuki duyan kişiler olarak acaba gayrimenkul hukukuna ilişkin önereceğiniz kitaplar var mı? Bu kitaplardan nasıl yararlanabiliriz gibi birçok sorular alıyorum. Tabii ki özelde de hukuk öğrencilerine yönelik Belki yine takip ediyorsunuzdur. Çok sayıda üniversiteden davet alıyorum. O davetlerde üniversite öğrencilerine hem kendi mesleki hayatımdaki tecrübeleri hem de yapmaları gerekenleri kendi hayat tecrübemden de aslında bir nebze örnekler vererek onlarla paylaşıp faydalı olmaya çalışıyorum. Bugün de bu videoyu çekmemin temel sebebi aslında çok fazlasıyla gelen bir soru. Ya biz hangi kitapları okuyalım da bir gayrimenkul hukukçusu olabilelim ya da buna yönelik çalışmalarda bulunalım diye. Tabii ki bu kadar basit değil. Yani bir iki kitap okuyup gayrimenkul hukukunda uzman olduğunu iddia etmek çok kolay bir şey değil. halihazırda Hala hazırda ben de bu, bu iddiada değilim ama tabii ki uğraş alanımızın çok önemli bir bölümünü gayrimenkul hukuku oluşturuyor. Çok uzunca bir süredir buna yönelik çalışmalarda bulunduğumuz için tabii ki diğer meslektaşlarımızdan kısmen bazen daha hızlı sorunlara çözüm üretebiliyoruz. Ama bunları da tabii ki teorik altyapıyla hızlı bir biçimde geliştirmemiz, yoğun bir biçimde aslında geliştirmemiz gerekiyor. Ve onun için de ilerleme asla terk edilmiyor. Ben de teoriye çok önem veren bir avukatım. Bu kapsamda da hala çok yayınları takip etmeye çalışıyorum. Kendim de teorik olarak yayınlara destek olmaya çalışıyorum. Çünkü uygulamanın içerisinde o teorinin aslında ya da akademinin görmediği bazı sorunları uygulamacılar olarak çok daha yakından görüyoruz ve en azından buna yönelik de teorik altyapıyı oluşturma noktasında da bizim de kapsamlı desteklerimiz oluyor. Bugün size gayrimenkul hukukuna ilişkin tabii ki kitap serilerini anlatmaya çalışma, çalışacağım. Buna yönelik uzunca bir süredir sizden istek olduğu için ilkini çekelim istedim. Evet size aslında temelde dört kitap tanıtmak istiyorum bugün. Bu dört kitap bir başlangıç olacak. Bunun devamını çekeceğim. Hemen isterseniz başlayalım. Acaba ne derseniz ilk başta yine gayrimenkul hukukçusu olmak isteyen genç meslektaşlarımız için belki de bir başlangıç kitabı niteliğinde ya da bir rehber kitap niteliğinde olabilecek bir yayın. Gayrimenkul Davaları adlı seçkin yayınlarından çıkan ve iki cildi olan bir yayın bu. Bu kitaplar birinci cildinde ve ikinci cildinde gayrimenkul hukuku ya da gayrimenkul davalarında yoğunlaşan konuları aslında biraz özetler şekilde teorik altyapıyı sunuyor. Ve birçok davaya ilişkinde bölümler oluşturulmuş. Bu bölümleri hazırlayan ya da bu bölümleri yazan akademisyenler ya da uygulamacılar hepsi ayrı ayrı olduğunu söyleyelim. Tabii ki editörleri Profesör Doktor Ayşe Havutçu, yine Profesör Doktor Müslüm Akıncı ve Avukat Mutlu Dinç tarafından hazırlanmış. Her bir bölümün ayrı yazarı var. Mesela bir örnek verelim. Birinci bölüm mülkiyete ilişkin genel hükümler oluşturmuş oluşturulmuş. Koçak Diker'in hazırladığı bir bölüm. Yine birlikte mülkiyet, el birliği mülkiyet kavramını bir başka Yazar Orhan Eroğlu hazırlamış. E, mülkiyet hakkına sahip olabilme ehliyeti, taşınmaz mülkiyeti, mülkiyet hakkının korunması, istikak ve el atmanın önlenmesi davası, örneğin Ayşe Nilay Şenol ve Özge Uzun Kazmacı tarafından hazırlanmış. Taşınmaz mülkiyetin zaman aşımı yoluyla kazanılması, yani aslında taşınmaz mülkiyetinin kısıtlamaları, ikinci kısımda sınırlı aynı haklar olmak üzere irtifak hakları, taşınmaz yükü, gibi birçok dava konusu olabilecek konuyu bölüm bölüm incelemişler. Ve burada diğer kitaplardan farklı olarak, diğer yayınlardan farklı olarak daha çok konuyu özetler nitelikte, konulara ilişkin genel bilgi verme niteliğinde ki işte biraz önce bahsettiğim gibi üniversitelere gittiğim toplantılarda ya da davetlerde aldığım davetlerde bana ısrarla hangi kitaptan başlayalım sorusu geliyor bence başlanabilecek kitaplardan biri. Tabii ki okuldaki diğer yayınlardan işte eşya hukukuna ilişkin kitaplar falan saymıyorum ama uygulamaya yönelik başlanabilecek kitaplardan biri. Örneğin ikinci cildinde de yine birçok değerli yazarın bölümleri var. Mesela Ziliyetli'ye ilişkin Selin Sersuççu'nun yine Tapu Sicil'ine ilişkin Erhan Günay'ın ki Tapu Sicil'ine ilişkin birçok konu bizim gündemimizdedir. Uygulamada tapu iptali ve tescilli davaları en çok uğraş alanlarımızdan biridir ki Erhan Günay çok ayrıntılı bir biçimde birçok konuyu Muris muvazası, tenkis nedeniyle ya da işte taşıma sözleşmesinden kaynaklanan tapu iptal tescil davaları gibi birçok bölümü ayrıntılarıyla aktarmış. Cemal Ahmet Cemal Ruhi taşınmaz satış vaadi sözleşmesine ilişkin bölüm hazırlamış. Yine aynı şekilde kamulaştırmaya ilişkin bölüm de var. Yine Müslüm Akıncı tarafından hazırlanmış. Yani oldukça kapsamlı ama özet niteliğinde hazırlanmış bir kitap. Hemen elinizin altında bulunabilir ve bazı konuları hızlı bir biçimde kavramınıza yardımcı olabileceğini düşündüğüm bir kitap. Evet, bir başlangıç kitabı denilebilir. İkinci tanıtmak istediğim kitap çok önemli bir kişinin kitabı ki benim de çok fazlasıyla yani meslek hayatıma gayrimenkul hukukçusu olarak başlamama da sebep olan kamulaştırma davalarının da çok kilit bir isim Gülsüm Kütahya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi Başkanı Gülsüm Kütahya'nın hazırlamış olduğu bir kitap. Kendisi yıllarca 5. Hukuk Dairesi'nin Tetkik Hakimi olarak da görev yaptı ki 5. Hukuk Dairesi Bilenler e, tabii ki vardır meslektaşlarımız arasında. Yargıtayın kamulaştırmasız el atmalara ilişkin e, Bakan Dairesi. Daha sonra 18. Hukuk Dairesi ile birlikte görev yaptılar ama 18. Hukuk Dairesi kapanınca hem kamulaştırma bedel tespit tescil davaları hem de kamulaştırması el atma davalarında tek ihtisas dairesi olarak görev yapıyor hala halihazırda hazırda ama Güsüm Kütahya uzunca bir süredir tetkik hakimliğinden hemen sonra Bölge Adliye Mahkemesi'ne başkan olarak atandı ki şu anda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 14. dairesi de 14. hukuk dairesi de yine kamulaştırma davalarında istinaf yargılaması görevini gö üstleniyor. Burada kamulaştırma, kamulaştırması el atma ve idare imar mevzuatından doğan bedel davaları adlı çok kapsamlı bir çalışması var. Şimdi bu çalışmada aslında birçok kamulaştırma hukukuna ilişkin çok önemli ve güncel tartışmaları bulabilirsiniz. Bu tartışmaların ötesinde uygulamada çok önemli değerli kararlarını da yine kitapta yer vermiş Gülsüm Kütahya. Ve bence bazı Yargıtay hakimlerinin yazdığı kitapları maalesef ben çok değerli bulmam ya da e, tabii ki verilmiş emekler vardı. Çok hepsi ciddi çalışmalardır ama çok güzel bulmam. Çünkü daha çok yargıtay kararlarının sıralanması şeklinde olur bazı kitaplar. Onlar da aslında bir yargıtay karar incelemesi ötesine geçmez. Ama Yusuf Kütahya bu kapsamda bence diğer yazarlardan yani kendisi gibi hakim olan yazarlardan bir tık öne geçmiş diyebilirim. Çünkü hem kapsamlı bir biçimde konuları değerlendirmiş, bazı tartışmaları, bazı uygulamadaki sorunların altını çizerek cevaplar vermeye çalışmış. Aynı zamanda da çok değerli tabii ki yine kararları hem istinaf yargılaması hem de Yargıtay yargılamasından kararları da yine kitabında yer vermiş. Şimdi kamulaştırma mevzuatı çok sıklıkla değişen bir mevzuattır. Özellikle kamulaştırma kanununda ek maddeler, geçici maddeler ve geçici maddelerin yarattığı sorunlar çok ciddi uygulamada te sorun teşkil eder. Ve tabii ki bunu yeterince kavrayamayan ya da uygulamada nasıl bir sorun teşkil ettiğini anlayamayan akademisyenler için de oldukça zordur yorumlaması. Ama bizler yani uygulamacılar kürsüye çıktıkları zaman hakimler, biz talepte bulunan avukatlar sorunları bizzat test ederiz. Ve bu sorunlara ilişkinde tabii ki cevaplar bulmaya çalışıyoruz. O cevapları da özellikle kamulaştırma hukukuna ilişkin ilgi duyan meslektaşlarımız ya da vatandaşlarımız önemli bir kısmını bu değerli eserde bulabileceklerdir diye düşünüyorum. Gülsüm Kütahya'nın bu kamulaştırma kitabı oldukça değerli bir kitap. Uzunca bir süredir çalışması olduğunu zaten biliyorum. Ee, hazırlanma sürecinde yoğun bir e, emek sarf edildiğini biliyorum. Bundan önce yine 5. Hukuk Dairesi'nin değerli başkanı, eski değerli başkanlarından kitaplar vardı. Baş sorgunun kitabı vardı. Yine Vekir Bey'in kitabı vardı ama bu kitap bence onların bir adım ötesine geçmiş diyebilirim. Evet, bir başka kitapta yine son dönemlerde hepimizin malumu kira davaları. Kira davalarına ilişkin çok fazla sizlerden soru alıyorum. Buna yönelik videolarımda önemli paylaşımlarda bulunduğumu düşünüyorum ve çok sayıda izleniyor. Yani hatta daha geçen gün koyduğum bir konut kiralarındaki %25'lik sınıra ilişkin hazırlamış olduğumuz video binler izlendi. Hatta iki günde 10 binini geçen bir izlenme sayısına ulaştı. Çok fazla izleniyor, çok fazla takip ediliyor. Çünkü çok güncel bir konu. Birçok kiracı kiralayan arasındaki tartışmaların yaşandığı bir dönem. Çünkü kira bedelleri çok hızlı bir biçimde yükseldi. Ve aslında rahiçlerin eski kiracılar yönünden lehine ama ev sahipleri açısından da aleyhine olan bir süreç yaşandı. Buna ilişkin de yine sizlerden çok fazla soru alıyorum. Ya acaba biz bu kira bedellerini faz arttırabilir miyiz? Ya da kiracılarımızın kiralarına ilişkin yeni döneme kira bedellerini uyarlayabilir miyiz diye. İşin açıkçası bu kitabı çok beğendim ben. Profesör Doktor Umut Yeni Ocağan bir kitabı. Kira bedelinin belirlenmesi, kira tespit ve Kira Uyarlama Davaları kitabı. Oldukça değerli bir eser bana göre. Çünkü son dönemde hatta biraz önce bahsettiğim videoda bir İstanbul İstinaf Dairesi'nin 54. Hukuk Dairesi'nin bir kararı üzerine kopan bir fırtınayı değerlendirmiştim. O çok izlendiğini, iki günde çok izlendiğini söylediğim videoda. Orada da kira bedeli tespit davalarının ve uyarlama davalarının ne olduğunu, nasıl bir farklarının nasıl bir farkının olduğunu tam anlaşılamadığını habercilerin de biraz manipülasyonuyla büyük bir fırtına kopartıldığını söylüyordum videomda. Bunu tam iyi anlayabilmek için bence bu kitap çok değerli bir eser. Yine bu kitabın bence bu kadar değerli olmasının sebebi yine aynı şekilde sadece kararlardan ibaret olmadığını bazı tartışmalara da yine yer verdiğini, o tartışmalarda da kendi yorumunu da ya da doktrinin yorumunu da e, kattığını söylemek istiyorum. Çünkü bu konuda mesela örnek vermek gerekirse hemen karşıma çıkan bir e, sayfada yaptırım türüne ilişkin tartışma diyor. Şimdi yaptırım türüne ilişkin bir tartışma ya da çok fazlasıyla doktrinde e, içtihatlarda yer bulmayan ama doktrininde de tartışmalara yer verilen konular bizim ufkumuzu açmaya çalışır. Çünkü yeni tip bir avukatlık türü oluştu. Google avukatlığı diyorum ben buna. Birçok meslektaşımız da buna yönelik serzenişlerde bulunuyor. Çünkü nasıl vatandaşlarımız bir sorunla karşılaştığı zaman hemen ilk internete başvurarak Google'da yazıyorlar ve buna ilişkin sorunlarını anlamaya çalışıyorlar ama orada da çok ciddi bir bilgi kirliliği var. Doğru bilgiler yok çoğu zaman. Biz de buna tabii ki avukatlar olarak, uygulayıcılar olarak sadece internetten ya da sadece yargı içtihatlarından baktığımız çözümlerle değil, aynı zamanda doktrinin de görüşlerini dikkatli bir biçimde takip ederek sorunları çözümleyebiliriz. Bu tartışmalara yer veren kitapları ben çok değerli buluyorum. Onun içinde Umut Bey'in hazırlamış olduğu kira bedenin belirlenmesi ve kira tespit ve uyarlama davalarına ilişkin kitapta da buna benzer çok ama çok bölüm var. Bu tartışmalar bence sorunları çözmekte meslektaşlarımıza farklı bakış açıları kazandıracağı gibi sadece yargı içtihatlarının tekrarlanmasından ibaret olmayan bir avukatlık yapma biçimini de bizlere göstermiş olacaktır. Uygulamada daha nitelikli kararların oluşmasına sebep olacaktır. Onun için burada çok fazlasıyla buna yönelik değerlendirme var. Hatta kitapta diğer kitaplardan farklı olarak bazı soru cevaplar da oluşturulmuş. Bir diyor ki mesela bir tane örnek yine önüme geldi hemen. Bu durumda yani TBK 345'e göre kiracıya tanınması gereken 30 günlük süre belirsiz süreli konut ve çatılı iş yeri kiraları bakımından hangi anda ne şekilde uygulanacaktır diyor. Böyle bir soru soruyor. Altında da hemen kendisi. ...sinin cevabını da ortaya koymuş. Yani bu uygulamacılar için de oldukça önemli bir yöntem diyebiliriz. Evet son olarak size yine kira hukukuna ilişkin bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi üyesi Hikmet Kanı'nın bir kitabı bu da. Bu da yine özellikle son dönemde çok fazla kira sorusuyla karşılaştığım için... ...sizlerle paylaşmak istediğim son değerli eser... Yargıtay uygulamasında kira hukuku davaları adında bir kitap. Burada Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de kira hukukuna ilişkin ihtisaslaşmış bir daire ve tabii ki onun bir üyesinin hazırladığı kitabında oldukça değerli olduğunu söyleyeyim. Bu kitapta yine hakimlerin yazdığı kitaplardan farklı olarak özellikle vurgulamak istediğim nokta burada da yine teoriye ve özellikle bazı tartışmalara yer veriliyor olması, yani bir karar sıralaması ya da kararların ardı arkasına sıralandığı bir kitap olmadığını söyleyeyim. Ve birçok tartışmalı konuda, birçok sorulan soruyu da bu kapsamlı eserde cevabını rahatlıkla bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani şu anda son dönemde kirayla ilişkili bir başucu kitabı arıyorum derseniz bence bu kitap bir başucu kitabı olmayı hak ediyor diyebilirim. Birçok tabii ki bölümü var. Konuları açıkladıktan sonra ilgili yargıtay kararlarını da yine sıralamış kitapta birçok bölümde. Aslında söylediğim gibi hem konut ve çatılı işyerleri hem de diğer kira sözleşmelerine ilişkin sorularınızı cevaplandırabileceğini düşündüğüm önemli bir eser. Hikmet Kanı'nın Kira Hukuku Davaları kitabı. Yine uygulamacıların bence önemli bir başucu eseri olabilir. Evet, bunu bu seriyi devam ettireceğim. Gördüğüm, beğendiğim kitapları, yararlandığım kitapları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Çünkü buna ihtiyacımız var. Ve avukatların çok daha fazla teoriyi üzerine kafa yormaya ihtiyacı var sadece bilinen tekrarların ya da işte bazı dilekçelerin örneklerinin oluşturulduğu bir yargı düzeni hiçbir hukuk sisteminde gelişime açık olmaz. Sadece tekrarlanan bir tırnak içerisinde arzualcılıktan öteye geçmez. Biz avukatların, hakimlerin hukuk yaratma süreçlerinde de etkisinin varlığını bir kez daha altını çizerek bu çalışmaları daha da yoğunlaştırmamız gerektiğini düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur. Özellikle genç meslektaşlarımızın önemli bir sorusuydu bu. Çok uzun zamandır erteliyordum ama bunu aralıklarla yapacağımı şimdiden söyleyeyim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Tabii ki kanalı büyütmek, ailemizi büyütmek çok önemli. Onun için kanala abone olmayı ve kanaldaki videoları da beğenmeyi unutmayalım. Kolay gelsin.